içerisinde yerini bulsun. Şimdi bir diğer problem de böyle bir durum olduğu zaman o kişi kendisi düzgün bir hayat yaşamak istese bile tavırlarından dolayı toplum da onu eziyor. Yani erkek gibi yaşıyor ama sesi ince. Tavırlarında şey var, vücudunda hormonal sıkıntılar var. Bu da ayrı bir problem. Toplum ona bu sefer, mesela adı erkekse bile, vardı mesela bizim yaşadığımız bir bölgede, ona Kız Hasan derlerdi. Niye? Muhtemelen, ben tabii şimdi düşündükçe şey yapıyorum, muhtemelen o kişide de buna benzer sorunlar vardı. Açığa vuramıyordu, konuşamıyordu. O zamanlar doktor yok, ameliyat yok, şu yok bu yok. Ağır bir problemdi yani o dönemde bu. Ama şimdi bu biraz daha kolaylaştı. Onun için bu öyle basit bir sorun değil. Benim anladığım. Şöyle bir şey var fıkıhta ya da ben bunun üzerinde çalıştım hep. İnsanın mirastaki hissesi diye bir hisse araştırdım Kur'an'da. Böyle bir şey yok. Yani bir insan ya kadındır ya erkektir. Bir insan aynı anda hem kadın hem erkek olamaz. Zaten hormonlarla bu insan kadın veya erkek oluyor. 23 kromozom, 23 kromozom, biri 46 böyle diye anlatır. Bunu o konunun uzmanlarına sormak lazım. İşte orada aslında kadınlık hormonu fazla olanlar zaten davranış ve psikolojik olarak kadın olma eğiliminde ve davranışlarında kendisini öne çıkarıyor. Ama erkek olanlar da, erkek hormonu fazla olanlar da erkek olma eğiliminde kendisini öne çıkarıyor. Onun için dediğin gibi ameliyat olması lazım. Her şeyin bir çözümü var. Dediğiniz gibi tıbbi sorun ayrı bir şey hocam da. Allah yarattığını bilmez mi hocam? Sapık diyor adam Allah. Yani normal olsa Allah sapık der mi? Demez. Bu insan şeyleri. İşte bu sapıklık yapıyor da ona sapık diyor. Bu yaratılış ayrı bir olay ama yaratılışı bozmak ayrı bir olay. Bunu anlamak gerekiyor. İşte Allah onlar sapık diye ayırıyor. Sapıklık olarak nitelendiriyor onları. Şimdi bu kişiler kendisini... Cesaret diyor o. Mustafa abi, bu kişiler kendisini nereye ait hissediyorsa o zaman oraya yönelik bunlar hormonal tedavi görmeleri lazım. O hormonal tedaviden sonra ameliyat olup kadına yakın hissediyorsa kadın olarak yaşasın. Erkeğe ait hissediyorsa erkek olarak yaşasın. Yani bir şey olan birisi. Tevhid abi bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Abi ben bu şu cümlelerini anlayamadım açıkçası. Biz hocayı da anlayamadım. Yani bir insan hormonal olarak şöyle bir yapıyor. Ya sonuçta bir insanı Allah hormonal olarak kız yaratmış da hani cinsellik olarak hani verdiği organ erkek mi olmuş? Ya da erkek olarak hormonal yaratmış da kız organlarına mı sahip? Yani Allah ters yüz mü etmiş yani? Böyle bir sonuç mu ortaya? Ali Baba bunu araştır incele. Çift cinsiyet oluyor. Yani bir organları erkek fakat kadın formatında yaratılmış. Fakat organları kadın, erkek konumunda görünümü var. İşte bunlar bir hormonal bozukluk. Yaratılıştan gelen bir bozukluk. Ama bu düzeltilmesi gerekiyor. Bu bir hastalık, bir problem. Bunu anlatıyor. Hocam ben yine... Yani o zaman bile yapılan Allah şey yani daha doğrusu yaratılışta şaşmış mı bunun düzeni? Yani yok, kadın yok, organları bu var ama erkek fıtratı. Erkek organları var, kadın fıtratı. Bu burada bir o zaman bir yani yaratılışta mı? Hocam insanlardan kaynaklanıyor bu. O insanların ortaya çıkardığı hormonlu yiyeceklerden böyle farklı şeyler çıkıyor. Mesela bir adam, iki insan bitişik olarak çıkıyor. Allah böyle mi yaratır insanı?
Ya o bitişik iki olduğu zaman ya o tamam işte. Ali bilim üstüne bir şey ama şimdi abi yani sen tutup da hani kendisini erkek hissediyor ama kadın organları var. O zaman kadın organı var, erkek hissediyor ama ona organı nereden bulup takacaksın yani? İşte şimdi işte ama bazılarında hem erkeğe yönelik erkek organlar var hem de bir kadın gibi göğüsleri de çıkıyor. Dolayısıyla cinsiyetli doğanlar da var ya. Dolayısıyla uzmanlar onları tedavi edip ameliyatla o kişi kendisini bir yere ait hisseder. Ya kadın ya erkek. Dolayısıyla ameliyatla o artık hangi tarafa aitse bunun tedavisinin yapılması lazım. Ya da psikolojisi bozuktur. O zaman uzmanlar bunu tedavi edenler o bozuk psikolojiyi düzeltip ait olduğu yere senin bedenin buraya ait bak bu şekilde hissetmen gerekiyor diye o zaman o da düzeltilir yani. Her nasılsa. Çünkü bunların bir sürü versiyonları var. Onları uzmanlarına sormak lazım hocam. Yani bir insan ya erkektir ya kadındır. Bir insan hem erkek hem kadın olmaz. Bunun oluşu, bunun meydana gelişi Allah bunu böyle yarattığından dolayı değil. Sebep sonuç ilişkisi içerisinde. Anne ve babada, akrabalarda böyle bir şey oluyor. Hastalık bu hormonlar üzerinden çocuklara da geçiyor. Nerede? Alanya'da mı? Antalya'da mı? Bir köyü gösterdi. Kadın erkek karışım bütün köy öyle. Demek ki o şeyden hastalık sürekli tedavi edilmediğinden dolayı devam ediyor doğumla beraber. Onun için hani şunu diyemez kimse. Bu fıtridir. İşte biz doğuştan böyle şey yaptık. Allah bizi böyle yaratmış. Böyle bir şey değil yani. Allah iki cinsiyet yaratıyor. Yani Kur'an bu. Kadın ve erkek. Fakat hormonlar bozuldukça, hastalıklar genişledikçe ister istemez böyle sapmalar oluyor. Hayvanlarda bile oluyor. Bazının ayağı şöyle çıkıyor, iki ayaklı doğuyor, başka şeyler oluyor. Niye? Hormon bozulunca yavru da ona göre bozuk çıkıyor. Tabii burada ayette bizim okuduğumuz şey hormonal bozukluktan ziyade psikolojik olarak karşı cinsi değil, hem cinsine olan bir yöneliş. Allah bunu lanetliyor. Bu kişinin kendi isteğiyle kötülüğe doğru attığı adımı gösteriyor bu. O ayrı, bu ayrı. Bunu ayırmak için bunları söyledik yani. Hocam öbürküsü tıbbi rahatsızlık, hastalık. Ama öbürkü bildiğin sapıklık. Aynen öyle. Evet. Arkadaşlar 165'e geldik. Arkadaşların çoğu da zaten çıktılar. Çıktılar. Burada noktalayalım. Yarın inşallah 166'da devam edelim. Zaten bu konunun devamı geliyor yani. İnşallah. Oldu. Selamünaleyküm. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyor.